Gölcük Gölü, İsparta'nın 8 kilometre güneybatısında ve deniz yüzeyinden yüksekliği 1380 metre olan krater çukurunun su ile dolmasından oluşmuş bir volkanik krater gölüdür. Gölcük, 150 ila 300 metre kadar yükselen ve volkanik küllerle kaplı tepelerle çevrilidir. 2,5 kilometre genişliğe sahip, 1,5 kilometre çapında daire biçiminde olup, gölün ortasına doğru derinliği 32 metreyi bulmaktadır. Göl, dibinden çıkan kaynaklar ve yağmur suları ile beslenir. Göl suları tatlıdır. Bir süre Isparta şehir merkezinin içme suyu buradan karşılanmıştır. Göl, 1991 yılında tabiat parkı olarak tescil edilmiştir. Zamanımızdan 5 milyon yıl önce Pliyosen devrinde lav püskürterek faaliyete başlayan Gölcük Mağarı, 24 bin yıl öncesine kadar Pleistosen faaliyet göstermiştir. 200 bin yıl süren mağaranın oluşumu 3 patlama evresine ayrılmaktadır. Son püskürmenin dilimleri arasında 30 bin yıl fark olması volkanın 24 bin yıldan beri uyuduğu ve yeniden uyanma olasılığı vardır. Gölden zaman zaman karbondioksit gazı çıkışları olmakta, bu bilim insanları tarafından volkanik patlama ihtimaline karşı takip edilmektedir. Alandaki doğal bitki örtüsü kızılçam, karaçam, akasya, meşe, sedir, akça kesme, tesbih çalısı, katır tırnağı, leden ve geven gibi unsurlardan oluşturur. Memeli hayvanlardan yaban domuzu, tilki, tavşan, yılan, porsuk, ağaç sincabı, kuş türlerinden keklik, çulluk, karga, şahin, su kuşlarından yeşilbaş ve sakar meke yaşamaktadır. Gölcük Tabiat Parkı, Isparta'nın doğal mucizesidir. Gölcük Krater Gölü, kent halkının rekreasyon alanı ihtiyacını karşılamasının yanında, yılın dört mevsimi doğa tutkunlarını da ağırlıyor. Zengin biyolojik çeşitliliği ve jeolojik oluşumları nedeniyle 1991 yılında Tabiat Parkı ilan edilen Gölcük ve çevresinde 102'si kuş türü olmak üzere 124 omurgalı yaşıyor. Volkanik patlamalar sonucu oluşan Gölcük Gölü'nün çevresindeki volkanik tepeler her yıl bilim insanları ile fotoğraf ve coğrafya tutkunlarını kendine çekiyor. Karaçam ve sedir ağaçlarının çevrelediği Gölcük'te yürüyüş ve bisiklet yollarıyla günübirlik kullanım alanları ile işlevsiz kafe ve restoranlar bulunuyor. Kızıltilki, kaya sansarı, sincap, tavşan ve köstebek gibi memelilere de ev sahipliği yapan alanda yaşayan yılkı atlarıyla Gölcük, adeta yaşayan bir doğa müzesi görünümünde olup, göller bölgesinin zirvesindeki saklı cennettir. Tabiat Parkı'nın kalbinde yer alan 76 hektarlık yüz ölçüme sahip Gölcük Gölü ise, yer yer 32 metreyi bulan derinliği ile göller yöresinin en derin göllerinin başında geliyor.